Can öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzda da doğrunun analitik incelenmesinin 3 ve 4 numaralı testlerini gömeceğiz arkadaşlarım. Hemen ilk sorumuzu şöyle ayarlıyorum. Odaklanmasını da ayarlayalım ve başlayalım soruları çözmeye. Evet, odaklanmasına da bir sıkıntı olmasın. Aman. Evet, diyor ki ilk sorumuz. Analitik düzlemde A ve B noktaları veriliyor. Buna göre AB doğrusunun orta dikme doğrusunun eğimi kaçtır diye bir soru sormuş. Hemen gösterelim dostlar. Şimdi öncelikle AB doğrusunu gösterdik. A burası, B burası. AB doğrusunun orta dikme demek tam ortasından, AB'nin tam ortasından AB'ye dik olan doğru demektir dostlar ki işte bu doğrunun eğimini istiyor bizden. Bu doğrunun denklemini de isteyebilirdi. Belki ilerideki sorularda diyeceğim ki hemen peşine bir dahaki soruda da denklemini istiyormuş zaten. Biz şimdi sadece eğimini bulalım. Peki eğimini nasıl bulacağım dostum? Bakın şunu göreceksiniz. Kırmızı doğruyla mavi doğru birbirine dik. İki doğru dikse eğimlerinin çarpımı -1 olacak. O halde ben AB'nin eğimini bulup oradan da kırmızının eğimine geçeceğim. Peki AB doğrusunun eğimi. İki noktadan eğim nasıl bulunuyordu? Y'leri çıkartıyorduk birbirinden. 3'ten -1'i çıkartacağım. Yani 3 -1'den 4 olacak. Bölü y'leri çıkarttım. Şimdi x'leri çıkartıyorum. 2'den de 4'ü çıkartacağım. -2. 4 bölü -2'den -2 geldi. Bu AB'nin eğimi. Peki çarpımlarının -1 olması için ne demiştik kısaca? Diğerinin eğimi ne olacak? Bunun takla atıp işaret değiştirmiş hali olacak. Takla attırırsak 1 bölü 2. Bir de işaretini değiştirelim. Artı 1 bölü 2 olsun. Yani birinci sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Şimdi 2 numarada da bunun denklemini bulduracak bize. Artık ne yapacağımızı biliyoruz dostlarım ama ben yine de şu şekli bir daha çizeyim. Şimdi AB doğrusu bu olsun. A, B. Bunun tam ortasından geçen dikmenin, orta dikme doğrusunun tam ortasından geçiyor. Bu sefer denklemini istiyor. E şimdi ben kırmızı doğrunun denklemini bulmam için neye ihtiyacım var? İki şeye ihtiyacım var. Bir, eğimini bilmeliyim ki eğimini az önceki soruda bulduğum gibi önce AB'nin eğimini bulalım. Eğim, AB doğrusunun eğimi diyelim biz buna. Ne yapıyorduk? Y'leri çıkart. 2'den 4 çıktı. -2 bölü. 2'den 6 çıktı. -4. Yani eksiler gitti. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 geldi. AB'nin eğimi. Peki o zaman bizim D doğrusu diyelim bu kırmızıya biz. D doğrumuzun eğimi ne olacak bu durumda? Dik oldukları için çarpımları -1 olacak. Bunun takla attırıp işaret değiştirmiş hali olacak. Yani -2. Evet, kırmızı doğrunun eğimini bulduk. Şimdi bize bir de kırmızı doğrunun bir noktası lazım. Onu da nereden bulalım? Tam şu ortadaki nokta kırmızının üstündedir. Yani A ile B'nin tam ortasını bulacağım dostlarım. Orta nokta bulma neydi? Toplayıp 2'ye böl. 2 ile 6'yı topladım 8. 2'ye böldüm 4. 2 ile 4'ü topladım 6. 2'ye böldüm 3. İşte 4'e 3 noktası. AB'nin tam ortası yani kırmızının üstünde. Eğimi ve noktası belli, doğrunun denklemini yazıyorum hemen. Formül neydi? Y eksi bildiğin noktanın ordinatı yani 3 eşittir. Eğim çarpı yani -2'dir bunun eğimi. Çarpı x eksi bize verilen noktanın x'i yani 4. İşte bunu da düzenlediğinizde cevap geliyor. Hadi toparlayalım bir satır. Y eksi 3 eşittir. -2x artı 8 olur. Hepsini sol tarafa toplayalım. Y artı 2x. 8'i de bu tarafa alırsak -11 mi oldu arkadaşlarım? Eşittir 0. Y artı 2x -11. Yani Bursa şıkkındaki cevap, doğru cevap geldi. Geçeriz 3 numaraya biz de. Analitik düzlemde bilmem ne noktası doğrusunun üstünde. Hemen bu cümleyi daha devamını okumadan bir bakalım ne diyeceğiz burada. Bir nokta bir doğrunun üstündeyse denklemini sağlayacak. Yani sen hemen x yerine 1, y yerine -2 yazacaksın. Yazalım. -2. X yerine 1 yazarsak -a. Bir de -4 eşittir 0.
A'yı gönderelim bu tarafa. Burada da eksi 2 ile eksi 4 yani eksi 6 kalmış olsun. A'yı bulduk dostlarım. Peki şimdi ne istiyor bizden? D doğrusunun eğimi nedir diye bir soru sormuş. Şimdi denklemi bir daha yazıyorum. Y, A'yı eksi 6 bulmuştuk. Eksi de burada var. Artı 6x, eksi 4 eşittir 0 oldu. Hepsini sağ tarafa gönderiyorum. Y'yi yalnız bırakıyorum burada hemen. Eksi 6x gelir, artı 4 gelir. İşte y tek başına kaldığında x'in önündeki katsayı bizim eğimimiz olacaktı. Yani bu doğrunun eğimi eksi 6'dır dedim çoktan. 4 numaralı sorudayız. Evet, doğrusu noktalarından geçen doğruya paralel. Arkadaşlar, analitik geometride paralel lafını duyduğunuz zaman ne yapıyorduk biz dostlarım? Paralellikte bizim verilen iki doğrumuzun eğimleri birbirine eşit olacaktı. Şimdi bir AB noktalarından geçen doğru var. O halde hemen bunun eğimini bulalım. M2 demişim biz buna. M2 diyelim. M2'nin eğimi 1'den 3 çıkacak. Eksi 2. Önce y'leri çıkartıyorum. Sonra bölü x'leri. 2'den de 1 çıkacak. 1. Bunun eğimi eksi 2 geldi. E artık o zaman biliyorsun ki sen bunun da eğimi eksi 2'dir. M1 de eksi 2. Çünkü bu doğrular birbirine paralel. Paralel doğruların eğimleri eşit olacak dedik. Peki bunun eğimini nasıl bulacağız hocam? Birkaç farklı yolu var tabii ama en güzeli ne kardeşim? Y'yi yalnız bırakacağız. Şimdi Y burada M artı 2 çarpı Y diye dursun. Geri kalan hepsini bu tarafa atalım. Buraya ne gelecek? Eksi parantezinde M eksi 1. X geçiyor, eksi geçiyor bu tarafa. 4 de bu tarafa eksi 4 diye geçti. Y yalnız mı? Hayır değil. Bir de başında M artı 2 var. O zaman şimdi her terimi M artı 2'ye bölelim. Şöyle M artı 2'ye bölelim. M artı 2'ye bölelim. Şunlar gittiğinde Y artık tek başına. Peki Y tek başına kaldığında X'in önündeki katsayı da ne oluyordu? Benim eğimim oluyordu. İşte bu doğrunun eğimi de şu eksiyi içeriye dağıtalım hatta 1 eksi m olur bölü m artı 2 olur. Bu doğrunun eğimi buymuş. Peki neye eşitti bu doğru eğimi? Eksi 2'yi. Hemen içler dışlar yapıyorum. 1 eksi m eşittir. Eksi 2 m eksi 4 olur. Eksi 2 m'i buraya alalım m. 1'i buraya alalım eksi 5. M eşittir eksi 5 çıktı. Yani sorumun cevabı Adana'dan geldi dostlarım. Evet, geçtik 5 numaraya. Analitik düzlemde doğrusu x eksenini kesmediğine göre. Dostum, bir doğru x eksenini kesmiyorsa doğru şöyle bir şeydir o zaman. X eksenine, şu eksene paralel bir doğru olacak. Şöyle bir şey olacak ki x eksenini kesmesin. Peki biz x eksenine paralel olan doğrulara y eksenine dik olan doğrular diyoruz. Aynı zamanda da bunlara ne diyorum? Y eşittir k doğruları. Y eşittir k, yani y eşittir 3, y eşittir eksi 3, y eşittir 5, y eşittir kök 5 gibi herhangi bir sayıya, reel sayıya eşit olan doğrular diyorduk. Özel doğrular diyoruz bunlara. Peki demek ki benim doğrum o halde böyle bir şey. Yani x'li bir şey yok doğrumun içinde, baktınız mı? Bir y var, bir de sabit bir sayı var. O zaman x'li bir şey olmayacak benim doğrumun içerisinde. Yani şuradaki m eksi 1 kat sayısı kesinlikle 0 olacak ki x gitsin. Demek ki m 1 olacak. 5. sorumun cevabı da Denizli'den patladı. Evet, geldik 6 numaraya. Dik koordinat düzleminde 105 vermiş. Bakın şurada ikiz kenar var. Hemen şuraya 45'i çakalım. 105, 45 daha 150, şuraya da 30'u çakalım. Bakalım nereyi soruyor. D2 doğrusunun eğimi kaçtır diye soruyor dostlarım bize. Şimdi bir doğrunun şeklini gördüğünüz zaman şöyle grafiğini, bakın bu doğrunun eğimini arıyoruz. Neydi eğimi? X ekseniyle tam şu kesiştiği yerdeki açılardan sağ tarafta olanla, yani 30'la bizim işimiz var. İşte bu 30'un tanjantı bizim eğimimizdi dostlar. Tanjant 30'u istiyor bizden. Demek ki 1 bölü kök 3'tür tanjant 30'da. Eğimimiz 1 bölü kök 3'tür dedik. Evet, hemen ilk 6'yı gömdük. 7 ile devam edelim. Dik koordinat düzleminde doğrular diktir diyor. Tamam, bu iki doğru dikse artık ne bileceğiz biz? Madem ki doğrular dik, eğimlerinin çarpımı eksi 1.
Bize D2 doğrusunun üstündeki iki noktayı vermiş. Bakın A ile B noktasını vermiş. O zaman ben D2'nin eğimini bulabilirim. Yani eğim 2'yi bulabilirim ben arkadaşlarım. Hadi bulalım eğim 2'yi. Y'leri çıkartacağım. Eksi 2'den 0 çıkacak. Eksi 2 bölü 3'ten 2 çıkacak 1. O halde M2 eşittir. Eksi 2 çıktı. Peki dik olduğu için M1 ne olacak? Çarpımlarının eksi 1 olması için neydi kural? Takla attıp ters işaret al. Takla attırdım. İşaretinde eksiyi de artı yaptım. Demek ki D1 doğrusunun eğimi de 1 bölü 2'dir. Yani cevabım Denizli'den gelmiştir dedik. 8 numaradayız arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde y ekseniyle d doğrusu arasına bir kare yerleştirilmiştir. Orada bakın eşitlikleri görüyoruz. Hemen eğim soruyor bize. Şöyle yapalım. Bunlara bir uzunluk verelim. 1, 1 diyelim. Şurası da kök 2 olur. Tabii ki o zaman burası da kök 2. Yani k kök 2 de diyebiliriz arkadaşlar bunları ama eğim yani bir oran soruyor. Bir şey bölü bir şey soruyor. Eğim sorduğu için oranlarda böyle harf vermemize gerek yok. Peki buradan da aşağı bir diklik indirdim. Burası kök 2. Şurası 1 oldu. Benden D doğrusunun eğimi isteniyor. Yani şuradaki açıydı değil mi? X ekseniyle yaptığı açılardan sağ tarafta olanın tanjantıydı bizim eğimimiz. Demek ki benden tanjant alfayı istiyor. Tanjant da neydi? Karşı bölü komşudan. Kök 2 bölü 1'den. Kök 2 geldi. Cevap Denizli'den çıktı. Okuyalım bakalım. 4 birim genişliğinde 50 birim uzunluğunda olan dikdörtgen şeklinde bir kağıdın bir yüzü turuncu, diğer yüzü ise mavi renktedir. Bakın ben de turuncu ve mavileri gösterdim. Şimdi bu kağıt bir kenarı 50, bir kenarı da 4 birim uzunluğunda şöyle bir kağıt. Bakın aslında katlanmadan önce şöyle, bir de bu tarafa doğru şöyle. İşte kısa kenarı 4 birim olan, şuraları 4 birim olan, hatta şurası da 4 o zaman değil mi arkadaşlarım? Şuralar 4'er birim olacak. Ve bunu şöyle içeriye doğru şuradan aşağıya doğru katlamış, şuraya denk düşürmüş işte arkadaşlarım. Bunu da aynı şekilde bu tarafa doğru katlayıp burada bir ikiz kenar yamuk, burada da bilmem neler oluşturmuş. Ve toplam uzunluğu da 50 birimmiş, bunu da unutmayalım. Peki. Yamuk olacak şekilde katlanarak düzleme yerleştiriliyor diyor. Şimdi bu kısmı biraz yukarıya alayım ben. Soruyu görelim dostlar. A ve B noktalarının koordinatları sırasıyla A'nın koordinatını vermiş. 30'a 0. Demek ki şurası 30 birim uzunluğunda. Bunu biliyorum ben artık. Sonra B noktasının koordinatları da 14'e 12. Yani apsisi 14. Şurası 14 birim. Şuradan aşağıya inen diklik 12 birim ordinatı. O halde burası da 14. 30 olması için buraya 16 kaldı. Bakın 12, 16. Şurası da 20 çıktı arkadaşlar. 20'yi de şöyle yazalım. E peki bununla da bunu eşit vermiş. O halde şurası da 20 birim. Yani biz aslında nereleri bulduk dostlar? Bakın şu katlanmadan önceki şu uzunlukla şu uzunluğu bulduk. 20'ymiş bunlar. 20, 20 daha 40. 50 olması için şu ortaya ne kaldı? 10. Yani şuradaki uzunluğun tamamı 10 birim. Şurası 4'tü, şurası 4'tü, şuraya da 2 birim kaldı. Toplamı 10 ama. Buna göre CD doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Şimdi dostlar bir doğrunun denklemini arıyorsak ne yapacaktık? İki şey bileceğiz. Bir eğimini bileceğiz, bir de üstündeki bir noktayı bileceğiz. Bakın üstündeki noktayı bulmak kolay. Hemen bulalım. Şimdi C'yi bulmaya çalışalım. C noktasını. C'nin ordinatı bu uzunluktur. Apsisi de şuranın tamamıdır. Tamamı da apsisi. Peki bakın burada bir dik üçgenler var. Görün hemen burayı. A deyin 90 deyin B. B 90 A. A 90 B. Hadi benzerliğimizi yapalım. Burada 90'ın karşısı 20. Burada 90'ın karşısı 10. Her ne kadar şekil böyle gözükmese de böyle arkadaşlar. Şekle aldanmayın. Demek ki bu üçgen şunun yarısı. Yani B'nin karşısı 12 ya. Burada B'nin karşısı yarısı olacak 6. A'nın karşısı 16 ya. Burada A'nın karşısı yarısı olacak 8. Yani biz C noktasının nesini bulduk? Ordinatını 8 bulduk. Apsisini toplam 36 bulduk. İşte C noktası belli oldu artık. İstersen hemen
Bu noktanın üstünde olduğu için doğru, hangisi sağlıyorsa doğru cevabı öyle de bulabilirsin dostum, ama belki iki şık sağlıyordur. O yüzden biz yine garanti olsun eğimini de bulalım. Şimdi biz bu CD ile şu keratanın birbirine paralel olduğunu biliyoruz dostlarım. Madem ki paraleller, hocam ben şunun eğimini bulsam aynı olmayacak mı bunun eğimiyle? Bunun üstündeki iki noktayı da biliyorum. Birisi 30'a 0, birisi de 14'ü 12. Hadi hemen eğimini bulalım arkadaşlarım. Ne diyeceğiz? Y'leri çıkartalım. 0'dan 12 çıktı. Eksi 12. 30'dan 14 çıktı. 16. Hemen 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 4. Eğimi eksi 3 bölü 4. O zaman benim CD doğrumun da eğimi eksi 3 bölü 4 olacak arkadaşlarım. İşte artık eğimini de biliyorum, noktasını da biliyorum. Hemen denklemini yazalım. Nasıl yazıyorduk denklemi? Y eksi... Şurası gözüküyor mu? Şöyle yapayım, evet. Y eksi y1 yani 8 eşittir eğim yani eksi 3 bölü 4 çarpı x eksi x1 yani 36. Evet, şimdi artık hemen burayı bir de toparlayalım. 4'ü şuraya çarpı olarak atalım. 4y eksi 32 eşittir. Eksi 3'ü de içeriye dağıtıyorum. Eksi 3x artı 108 olur. Peki eksi 3x'i buraya alalım. Şurada yazayım arkadaşlar. 4y artı 3x diye gelir. 108'i de sol tarafa alalım. 108 eksi 32 eksi 108 daha eksi 140 yapar. Eşittir 0. 4y artı 3x eksi 140. 4y bakın Ceyhan. 4y artı 3x. Çünkü burada 4x artı 3y var. Bununla karıştırmayın sakın. 140'dan çıkartmaya çalışmayın. Evet, cevabı da bulduk böylelikle. Hadi geçtik 10. sorumuza. ABC noktaları ile oluşturulan AB, AC, BC doğrularının eğimleri sırasıyla böyle olmak üzere. Bize de şurada 3 tane denklem vermiş. Gelin önce şu üçlü denklemi bir çözelim mi arkadaşlarım? Nasıl yapalım? Mesela şu birinciyle, bakın, ya da ikinciyle üçüncüyü alt alta topladığımda şu ikisini, eğim AB'ler sadeleşiyor bu durumda. Toplarsam 1 artı 1 eksi. Ne kalıyor geriye? AC ile BC'nin eğimleri toplamı kalıyor. Bunu geç. Birinci ile üçüncüyü toplasak yine AB'ler gidiyor. Eğim AB'ler. Eğim AC ile eğim AC. Yani iki tane eğim AC kalıyor. Eğim AC iki tane kaldı. Bu birinci ile üçüncüyü topladım. Toplamları da sıfırla eksi 2'den eksi 2 yaptı. O halde AC'nin eğimi ne çıktı? Eksi 1. Peki hemen buraya eksi 1 yazarsam AB'nin eğimine çıktı bu durumda? 1 çıktı toplamlarla sıfır olması için. AB'nin eğimi 1 ise BC'nin eğimini de buldum. BC'nin eğimi de ne gelecek dostlarım? 3 gelmek zorunda 4 olması için. İşte hepsinin eğimini bulduk arkadaşlarım sırasıyla. Peki şimdi verilen öncülleri okuyalım. Hangileri daima doğrudur diye bir soru sormuş bize. Birincisine bakalım. AB doğrusunun denklemi y eşittir x'tir diyor dostlar. Şimdi olabilir mi? Evet. Çünkü bunun eğimi de 1. Ama sadece bu değildir ki eğimi 1 olan. Mesela şöyle de bir doğru yazabilirim. Y eşittir x artı 2. Bakın bunun da eğimi 1'dir. Y eşittir x artı 5, x artı 3, x artı 4, x eksi 5, x gibi milyonlarca doğru var. Eğimi 1 olan. Yani sadece bu değildir arkadaşlar. Eğimden bunu bulamayız. O yüzden bir numara kesinlikle daima doğru değildir. Bir numara olanların hemen şıklarını eledim. Geldim iki numaraya dostlar. İki numaraya bakalım şimdi. AC doğrusu ile AB doğrusu birbirine diktir. Dostum AC ile AB'nin birbirine dik olabilmesi için eğimlerinin çarpımının eksi 1 olması yeterli. Bakıyorsun eğimlerini çarpın hemen. Eksi 1 ile 1'i çarpın. Eksi 1 mi yaptı? Evet. O zaman bu iki doğru kesinlikle ama kesinlikle birbirine diktir. Demek ki bu doğru. İki numara olacak bir kere. O yüzden Ceyhan'ı direkt sildim. Şimdi 3 numaraya bakalım arkadaşlar. BC doğrusunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı dar açıdır diyor. Kesinlikle doğru arkadaşlarım. Bu da kesinlikle doğru. Cevap Denizli. Önce bir işaretledim. Şimdi neden olduğunu anlatayım. Bir doğrunun şöyle koordinat sistemini çizdim.
x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının açı, bu açı işte pozitif yönde. Yani sağ taraftaki açıdan bahsediyor bize. Bu açı geniş açı olsa tanjantı negatif çıkar. Dar açı olsa tanjantı pozitif çıkar. Çünkü dar açıların tanjantı pozitiftir. Geniş açıların tanjantı negatiftir. E peki bu açının tanjantı eğim değil miydi aynı zamanda? Eğimdi. Peki bu doğrunun eğimi 3 değil mi? Yani pozitif değil mi? Tanjant alfa o zaman 3 ise eğimi pozitif demektir ki eğimi pozitifse de bu bir dar açıdır dedik. O yüzden 3 numarada kesinlikle doğrudur. Cevabım Denizli'den geldi dedim arkadaşlar. Ve geçtim artık 4 numaralı testimize. İlk sorusuna bakalım arkadaşlar 4 numara. Şimdi diyor ki bize eşitlikler vermiş. Bunları bir konuşalım ilk önce. Kaç dakika olmuş? 20 dakikada çözmüşüz 10 tane soruyu. Evet. AB eşittir AC'ye diyor. Tamam. Bunu bir söyleyelim. AB ile AC eşit. OC OB'nin 2 katıdır diyor. Şuraya K birim dersek burası 2K'ymış. Şu x eşittir eksi 4 doğrusu. Yani şurası tam eksi 4 noktası. O halde k aslında 4 birim. Demek ki şu 2k dediğim yerde 8'miş. Bunu da yazalım. AC doğruların grafiği göstermiştir. A noktasının koordinatları toplamı kaçtır diye bir soru soruyor bize. Peki. Şimdi A doğrusunun A noktasının pardon. Şimdi A noktası bir kere x eşittir eksi 4 doğrusunun üstünde. Yani o zaman apsisi kesinlikle eksi 4 zaten bunu biliyoruz. Bizi ilgilendiren şu ordinatı arkadaşlarım şurası. Yani şu x diyelim bu uzunluğa. Buradaki ya da y diyelim ki ordinat olduğu belli olsun. Şu mesafeyi aslında bizi ilgilendiriyor. Yani şu mesafe y diyelim buraya da. O halde şurası 8 eksi y olacak. Burası 4'tü buraya 4 kaldı. Dostum bu y ise bu da ona eşitti y. Ve bak şurada harika bir dik üçgen çıktı. Senin çok sevdiğin oradaki 4 sana kopyayı versin. 3, 4, 5 üçgeni çıktı. Y'ye 5 diyeyim bakalım gerçekten 3, 4, 5'i sağlıyor mu? Hiç Pisagor'la uğraşmaya gerek yok. Evet y gerçekten 5 olduğunda burası da gerçekten 3 oluyor. Demek ki y de 5'miş. Yani bunun x eksenine uzaklığı 5'miş. Yani ordinatı 5'miş dostlar. Eksi 4'e 5'miş. Koordinatları toplamı da eksi 4 ile 5'in toplamı da 1 yaptı. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet diyor ki ABC üçgeninin köşe koordinatları bilmem nedir. Buna göre üçgenin AC kenarına ait yüksekliği üzerinde taşıyan doğrunun denklemi. Evet bakın çok güzel bir soru yine. Hemen birlikte çözmeye çalışalım. Şimdi şurada bir ABC üçgenimizi bir gösterelim ilk önce. ABC. Şimdi A burası, B burası, C de burası. Diyor ki AC kenarına ait yüksekliği. İşte AC kenarına ait yüksekliğimiz de bu. Bu yüksekliği üzerinde taşıyan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dostlar biz kırmızı doğrunun denklemini arıyoruz. Peki bir doğrunun denklemini bulmak için neye ihtiyacım var? İki şeye. Bunlardan biri eğim, biri de nokta. Peki ben bu noktayı biliyor muyum zaten? Bakın kırmızının üstündeki, şu kırmızının üstündeki B noktasını biliyorum. Yani noktası belli. B. 1'e eksi 1'dir noktası. Bize ne lazım bir de? Bu kırmızı çizginin eğimi lazım arkadaşlarım. Eğimini bulacağız. Peki eğimi nereden bulacağız hocam? Bakın orada bir diklik görüyorsunuz değil mi? Yükseklik dik inecekti. Diklik gördüğümde benim analitik geometride ne gelecek aklıma? Nasıl ki paralellik lafını okuduğunda eğimler eşit geliyorsa diklik lafını okuduğunda da ne gelecek aklına? Eğimler çarpımı eksi bir. O zaman benim bu kırmızı doğrumla şu mavi doğrum birbirine dik olduğu için bunların eğimleri çarpımı eksi 1 olacak hocam. Demek ki ben AC'nin eğimini bulacağım ilk önce. Hadi bulalım. Şurada eğim AC diyelim ve eğimini bulalım. 2'den 1 çıkacak. 1. Eksi 2'den 3 çıkacak. Eksi 5. İşte bu AC'nin eğimi. Peki dik olduğu için kırmızının eğimi ne olacaktı? Takla attır.
işaret değiştir. Takla attırıp işaret değiştirirsem de artı 5 olur kırmızının yüksekliğin yani eğimi. Artık doğrunun denklemini yazabilirim. Y eksi noktanın y'si yani y artı 1 oldu eşittir eğim çarpı x eksi noktanın x'i yani 1. Evet, gerisi bitti arkadaşlarım. Toparlıyorum. Y artı 1 eşittir 5x eksi 5. Hepsini bir tarafa toplayalım. Y eksi 5x eksi 6 eşittir 0 dedik. Hangi şıkkımızda varmış böyle bir şey? Bir bakalım. Hemen bakıyorum. Sanki şu Bursa y eksi 5x eksi 6. Yok, Bursa'da yok. 5x eksi 5 dedik şuraya da. Burada bir sıkıntı yok. Eksi 5'i bu tarafa alırsam artı 6 olur tabii ki. Evet, şimdi oldu arkadaşlar. Şimdi tamamdır. Evet, Bursa doğru cevaptır dostlarım. Neden hocam? Çünkü bunu bir de komple eksi ya da hepsini sağ tarafa atın arkadaşlar. Ya da komple eksiyle çarpın. 5x eksi y eksi 6 olduğunu göreceksiniz. Demek ki cevabım Bursa'dan geliyormuş. Peki. 3 numaraya geldik. Analitik düzlemde bilmem ne doğrusu üzerinde bulunan A ve B noktalarına eşit uzaklıkta olan noktanın ordinatı kaçtır diye bir soru sormuş. Bakın şimdi hangi doğrunun üstünde? Şu eksi 2'yi bu tarafa atarsanız x eşittir 2 doğrusunun üstündeymiş benim aradığım nokta. E madem ki x eşittir 2 doğrusunun üstünde, o halde bu noktaya ben k dersem şöyle bir. Apsisi kesinlikle 2'dir ama ordinatının ne olduğunu bilmiyorum. Y diyelim ordinatına. Çünkü x eşittir 2 doğrusu üstünde. Peki diğer bir özelliği ne bu noktamın? A ve B'ye eşit uzaklıkta. E o zaman hemen A'ya olan uzaklığını yazalım. Şöyle kök içindeydi dostlarım. X'leri çıkartıyorum. 2'den eksi 2 çıktı 4. Karesini alıyordum 16. Artı. Y'den de 3'ü çıkartıp karesini alıyorum. Eşittir. Formülleri unuttuysanız konu anlatım videolarına bakın mutlaka. Şimdi K'nın B'ye olan uzaklığı. 2'den 2 çıkartıyorum kök içinde 0. Karesi yine 0. Y'den de 1'i çıkartıyorum. Karesini alıyorum. Şimdi her iki tarafta karekök olduğu için bu kareköklere bir bay bay diyelim. Şurayı bir at toparlayalım. 16 artı birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Sıfırı geç. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bakın y kareler de gitti. 16 ile 9'un toplamı 25. Şu 1'i de bu tarafa aldığımda eksi geldi 24. Eksi 6 y'yi bu tarafa artı 6 y olarak geçirdik. 4 y de buradan kaldı. 4 y 24 ise y'yi de biz 6 bulduk. Demek ki 3. sorumuzun cevabı da Edirne'den geliyormuş. 4 numaradayız dostlar. Doğrularının kesim noktası belli. Buna göre m çarpı ne? Dostlar iki doğru kesişmiş ve kesiştikleri nokta 2, eksi 1'e 2. Bu noktada kesişiyorlar k noktasında. Peki bu noktanın özelliği şu değil mi dostlarım? İkisinin de üstünde değil mi bu nokta? Hem birinci doğrunun hem ikinci doğrunun üstünde. O halde ikisinin de denklemini sağlamak zorunda. Hemen k noktasını önce burada yerine yazalım birinci noktada. X yerine eksi 1 yazıyorum. Ne oluyor arkadaşlarım? Eksi n artı 1 oluyor. Y yerine 2 yazıyorum. Artı 2n geliyor. Eşittir 6. Hatta bir satır daha düzenleyeyim bunu ben. 2n eksi m eşittir 5. Bu birinci denklem. Bu nokta bunun da üstündeydi. Bunu da sağlayacak. Hemen şurada x yerine eksi 1 yazarsak. Eksi 2m eksi 1. Y yerine de 2 yazıyorum. Artı 2n eksi 2 eşittir 4. Buradan da şunun altına yazalım. 2n geliyor. Eksi 2m geliyor. Eksi 1, eksi 2 daha, eksi 3. Bu tarafa atarsak 7 oldu burası. İşte size iki denklem. Bize de neyi soruyor? Bu iki denklemden çarpımlarını mı soruyor? M ile n'i bulun ve çarpın diyor dostlar. Hadi şu üsttekini bir eksiyle çarpalım. Artı olur, eksi olur. Toplayalım bunları alt alta. 2n'ler gitti. Eksi m geliyor buradan. 7 eksi 5'ten de 2 geliyor. Demek ki m eşittir eksi 2.
Peki m eksi 2 ise hemen yerine yazalım. Şurada yazalım. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı 4. 4'ü bu tarafa atarsam 3 kaldı. Yani 2n eşittir 3. N eşittir 3 bölü 2 çıktı. Peki bizden de ne istiyordu? Eksi 2 ile yani m ile n'i çarpın. 3 bölü 2'yi çarpın. 2'ler giderse eksi 3 kalır. Yani 4. sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi dostlar. Evet, 5. sorudayız dostlarım. Analitik düzlemde bilmem ne ve bilmem ne doğrularına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerdenklemi nedir? Şimdi arkadaşlar, bunu nerede anlatmıştım ben? Bir pratik yol öğretmiştim bunun için. Şeyde anlattım şu videoda. Geometrik yer soruları diye bir videom var arkadaşlar. Bunu bulabilirsiniz yine kanalımızda. Geometrik yer sorularında. Orada bunun gibi birkaç tane böyle eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yer denklemi. Ya da bu sorunun aynısını şöyle de soruyorlar. Açıortay doğrularından birinin denklemi nedir diye sorduğunda şunu yapın demiştim. Verilen iki denklemi alt alta toplayın. Bulduğunuz şey şıklarda varsa cevap odur. Ha yok mu? Bu sefer alt alta çıkartın. Zaten iki cevabı var arkadaşlar bu sorunun. Bakın geometrik yer denklemi dediği zaman iki tane cevabı vardır. Hemen bunları şimdi bir alt alta yazalım. Şimdi birincisi 2x eksi y artı 6 eşittir 0. Diğerini de şöyle yazayım hatta. Y'yi bu tarafa alayım. 2x eksi y eksi 2 eşittir 0. Bir alt alta toplayın. 4x eksi 2y artı 4 eşittir 0. Hatta sadeleşiyor. 2'ye bölelim. 2x eksi y artı 2 eşittir 0. Var mı şıklarda? Hemen bakalım. 2x eksi y artı 2. Bakın Bursa'da var. Demek ki cevap bu. Ha, bu olmasaydı ne yapacaktım? Bir de bunları alt alta çıkartacaktım dostlarım. Zaten alt alta çıkartınca bakın burada bir denklem çıkmıyor. Demek ki bunun bir tane denklemi varmış. Yani bir tane doğrularının geometrik yer denklemi bir taneymiş. Ama iki tane de oluyor çoğunlukla. Zaten bir toplayınca bulacağız, bir de çıkartınca bulacağız. Tamam mı dostlar? Hadi geçtik 6 numaraya. Evet, bu analitik geometriden güzel bir soru arkadaşlarım. Geometrik yer denklemi sorularındandır yine. Yine o geometrik yer videomun içerisinde vardır bu sorudan da. Doğrunun denklemi nedir diye soruyor. Bu en son yanlış hatırlamıyorsam 2010 yılında vektör olarak soruldu arkadaşlar. A vektörünü aynen bu şekilde verdi. Bir noktaymış gibi verdi. Ve bundan da denklem bulmamız istedi. Dünyanın en kolay sorularından bir tanesidir. Hiç korkmayın. Bakın ne yapacağız. Şimdi buna parametrik denklem de denir dostlarım. Bu parametrik denklemin yani A noktasının apsisi neymiş? 3m eksi 4'müş. Peki ordinatı neymiş? M eksi 1'miş. İşte apsis ve ordinatın birinden, herhangi birinden m'i yalnız bırakıyorum. Bakın şurada bırakmak daha kolay. Y artı 1 eşittir m olur. Birinden m'i yalnız bıraktım. Diğerinde yerine yazıyorum dostlar hemen. Bakın hemen x'de de yerine yazalım. Şöyle oldu. X eşittir 3 çarpı y artı 1 eksi 4. Hadi toparlayalım bunu. X eşittir 3y artı 3 eksi 4. Yani x eşittir 3y eksi 1. İşte sorumun cevabı bu. Hatta hepsini ne yapmış bu? Sol tarafa toplamış. Biz de sol tarafa toplayalım şurada hemen. X eksi 3y artı 1 eşittir 0. Bakalım hangi şıkkımızda var? Adana gibi duruyor. Evet, Adana'da cevabımız mevcut arkadaşlar. Geldik bunun da 7 numaralı sorusuna. Çok güzel bir soru arkadaşlarım. Şimdi biliyorsunuz bu virüs dalgasına bizim bu konularımızdan bazıları çıkartıldı arkadaşlarım. Mesela geometride ne çıkarıldı? 12. sınıfın 2. dönemindeki konular çıkartıldı. Yani çemberin analitik incelenmesi çıkarıldı. Yalnız ÖSYM her sene böyle çıkardığı konuyu farklı bakış açısından mutlaka sorar. Şimdi bu soruyu okuduğunuzda sanki de aslında biz bu sorunun aynısını çemberin analitiğinde çözdük. Orijinali çemberin analitiği sorusuymuş gibi duruyor. Yarıçapı bulacağız falan filan. Ama çemberin analitiğindeki soruları bile biz zaten hep normal doğrunun analitiği kuralından, yani şu noktanın doğruya olan uzaklığı formülünden buluyoruz dostlar. Bakın burada
Diyor ki işte bir noktanın bir doğruya uzaklığı şu formülle bulunur ki ÖSYM'de böyle yapar dostlar. Genelde soruları formülü varsa eğer ki o formülü böyle üst tarafına bir yazar. Buna göre de diyor ki merkezi 1'e 2 olan, bakın şurada bir merkezimiz var, A noktası, daire bilmem ne doğrusuna teğet. Bakın şöyle bir doğruya teğet. Şimdi sana da dairenin alanını istiyor. Yani pi r kareyi istiyor. Lan benim bilmem gereken o zaman yarıçap değil mi? Yani şurası değil mi arkadaşlarım r? Peki r dediğim şey aslında çemberi sil oradan, görme çemberi. A noktasının doğruya olan uzaklığı değil mi dostlar? Bakın analitik geometri yapıyoruz o halde. Hemen şimdi ben bu noktanın bu doğruya olan uzaklığını buluyorum. Formülümüz şu. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök var formülde. Mutlak değerin içine şunu yazacaksınız. Doğrunun şu denklemini yazacaksınız arkadaşlarım. Eşittir kadar olan kısmını. Ama bir şartla x yerine 1, y yerine de 2 yazacaksınız. Noktayı yerine yazarak yazıyorum. X yerine 1 yazın 1. Y yerine 2 yazın 4 artı 5. Karekökün içine de şu x'in katsayısıyla y'nin katsayıları var ya 1 ile 2. Bunların kareleri toplamını yazıyorum. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4. Hadi toparlayalım. 5, 9, 10 mu oldu burası? 10 bölü kök 5. İşte bu benim A noktamın doğruya olan uzaklığı. Yani aslında yarıçaptır dostlar. Şimdi benden de alanı istiyordu. R kare lazım bize. Bunun karesini alırsak R kare eşittir 100 bölü 5 yapar. 100 bölü 5 de 20'dir. 20'yi getirip burada yerine yazdım. 20 pi çıktı alanımız dostlar. 8. soru. Analitik düzlemde alanı 4 birim kare olan ABCD karesinin, hemen bir çizeyim mi bu ABCD'yi? Şöyle bir kare. A, B, C, D. Bakın A köşesi verilmiş. Diyor ki B ve D köşeleri, yani şunlar, şu doğruların köşeleri, şunlar da şu doğrunun üzerinde olduğuna göre diyor. Şu doğrunun üzerinde. Peki bu karenin alanı 4 ise bir kenarı 2'dir. Karenin köşegen uzunluğu, yani şurası 2 kök 2 olur. Demek ki burası kök 2, burası da kök 2 gelir. Peki dostlar, bize de BD doğrusunun denklemi verilmiş işte burada. Peki biz artık A noktasının bu doğruya olan uzaklığını biliyoruz, kök 2. Peki nasıl buluyorduk bu kök 2'yi? Bir noktanın bir doğruya uzaklığı nasıl bulunuyordu? Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök. Mutlak değerin içine doğrunun denklemi yazılacak ama x yerine 2, y yerine 1 yazılacak. O zaman 2 artı 1 artı m. Karekökün içine katsayıların kareleri, birinde birinde karesini yazacağım. 1 artı 1 2 gelecek, kök 2. Peki toparlayalım, içler dışlar yapalım. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir, eşittir. Mutlak değer içinde de 3 artı m olur. M'in değeri hangisi olabilir diye soruyor. 2'ye eşitleyelim biz ilk önce. M artı 3 eşittir 2 ise m eşittir eksi 1 olur. Var mı şıklarda? Var. Çok uzatmaya gerek kalmadı. Denizli'den geldi. Bir de ne yapacaktım? M artı 3'ü eksi 2'ye eşitleyecektim. Bir de eksi 5 geliyor M'in değeri. İki tane değeri var. Biri eksi 1, biri eksi 5. 9 numaradayız dostlar. Bakalım ne diyor? Yargılarından hangileri daima doğrudur? Çok güzel bir sınav sorusu olur bundan da arkadaşlar. Birçok kişi tufaya düşer. Daha birinci öncülde tufaya düşer birçok kişi. Bak ne diyor? Dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Daima doğru mudur diye soruyor. Buna birçok öğrenci evet daima doğrudur. Dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı çünkü eksi 1'dir der. Ama öyle değil dostlar. Her bu %99 evet böyle. Doğrular dikse eğimlerinin çarpımı eksi 1. Ama bir istisna var ki bizim özel doğrularımız vardı hatırlayın. Şöyle koordinat sisteminde göstereyim. Mesela x eşittir k doğrusu. X eşittir 5 at kafadan. Bir de y eşittir salla 8 doğrusu. Dostlar x eşittir bir şeyle y eşittir bir şey doğruları daima dik kesişir. Ama x eşittir 5'in eğimi nedir? X eşittir k doğrularının eğim açısı 90 olduğu için tanjant 90'da tanımsız olduğundan bunun eğimi tanımsızdır.
Y eşittir bilmem ne doğrularının eğimleri sıfırdır. E sıfırla tanımsızın çarpımı da eksi bir değildir. O yüzden bakın böyle bir özel durumumuz var. Demek ki bu birinci öncül daima doğru değil. Çünkü böyle bir olmadığını gösterdiğim bir ifade var. O yüzden bir daima doğru değil, bir olanları siliyorum hemen. Peki ikiye bakalım. Paralel iki doğru arasına yerleştirilebilecek. İşte size paralel iki doğru D1 ile D2. D1 ile D2'nin arasına yerleştirilebilecek en büyük kare. En büyük kare dediğin zaman işte tam bunların iki kenarı üstünde olacak kare. Diyor ki bu iki doğru arasındaki uzaklığın karesine eşittir. Evet, bu iki doğru arasındaki uzaklığa A birim değil midir arkadaşlarım? E karenin alanı da bu kenarının karesi olduğu için A karedir. Demek ki 2 numara doğru. O yüzden 3'ü de sildim. Şimdi 3 numara belirleyici olacak. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı hemen gösteriyorum bunu. Şimdi bir nokta var elimde, A noktası olsun. Şöyle de bir doğru var. A noktasının bu doğruya uzaklığı dediği zaman en kısa uzaklıktan bahseder. Dik uzaklıktan bahseder. AB'den bahsediyor. Evet. Üzerindeki her bir noktanın bu noktaya olan uzaklığında. Şimdi üzerinde mesela şurada bir C noktası alalım. Bu C'nin A'ya olan uzaklığı diyor. Noktanın doğruya olan uzaklığından daha küçüktür diyor. Bu noktaya olan uzak, evet. Yani şurada AB küçük müdür AC'den? Evet, doğru. AB AC'den küçüktür arkadaşlar. Bir sıkıntı yok burada. Ama her bir noktadan diyor. Her bir noktanın bu noktaya olan uzaklığına. Peki B noktası da bu doğrunun üstünde değil mi? O zaman B noktasının da A'ya olan uzaklığından küçüktür demek istiyor. Ama hayır, bakın. Bu B'nin A'ya olan uzaklığı A'nın doğruya olan uzaklığına eşittir. Küçük veya büyük değildir. O yüzden 3 numaralı öncülümüz de yanlış. Sorumun cevabı Bursa'dan geldi arkadaşlar. Evet, 10 numarayı okuyoruz. Aşağıda dik koordinat düzleminde jalüzi mi deniyormuş bunlara? Tamam. Pencere bulundu. Pencerenin bir köşesi x ekseni üzerinde 6'ya 0 noktasına yerleştirilmiştir diyor. Tamam, şu A noktası 6'ya 0'mış. Burası 6. Yani şurası 6 birim uzunluğunda. Perdenin açılış sisteminde arızadan dolayı perdenin en alt kısmı doğrusal parçanın A noktasındaki hizası. Bakın şuradaki doğrusal parçadan bahsediyor. Şu doğrudan bahsediyor bize. Bu doğrunun diyor A noktasındaki hizasının yüksekliği orijin hizasındaki yüksekliğinin 3 katıdır diyor. Yani şurası K birim ise şu uzunluk 3K'dır diyor dostlar. Şurası K, burası 3K. Ve diyor ki en alttaki parça Y eksenini 0'a 4 noktasında kesiyor. Yani şurası 4 birimmiş. E o zaman bu da 3 katı olacağına göre 12 birimdir. Buna göre A noktasının bu doğruya, bu parçaya olan uzaklığını soruyor bize. Şimdi hemen A'nın doğruya olan uzaklığını bulacağız. Tabi A'nın koordinatlarını biliyoruz. A'nın koordinatları 6'ya 0. Şimdi biz bir de doğrunun denklemini bulalım dostlar. Bunun için de bakın şuradaki noktasını biliyorum. 0'a 4. Şurada da bir noktası var. Bakalım bulabilecek miyiz onu, hemen şuradan nasıl yapalım? Ya da eğimini bulsak da olur. Şuradan dik yamuk yapalım. 6 burası, 4 burası, şuraya 8 kaldı, şekle sakın aldanmayın. Bakın bu doğrunun eğim açısı şuradaki açı değil midir arkadaşlar? Peki bu açının tanjantı 8 bölü 6'dan 4 bölü 3'tür. Yani eğimini de 4 bölü 3 bulduk. E noktasını da zaten 0'a 4 diyebiliyoruz. Artık ben bu doğrunun denklemini yazabilirim. Hemen şöyle alt tarafta bir yerde yazıyorum doğrunun denklemini. Ne diyeceğim? Y eksi 4 eşittir eğim çarpı, yani 4 bölü 3 çarpı x eksi 0, yani x. Bir satır toparlayayım. 3'ü buraya atalım. Şurada olsun. 3y eksi 12 eşittir 4x oldu. Hatta 3y eksi 4x eksi 12 eşittir 0 oldu. Evet dostlar, işte doğrunun denklemini bulduk. Yani şu mavi doğrunun denklemini bulduk. Bize de diyor ki A noktasının bu doğruya uzaklığı acaba nedir diyor. Deminden beri yaptığımız formül. Noktanın doğruya olan uzaklığı formülü. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök. Şimdi mutlak değerin içine doğrunun şu denklemi yazılacak ama x yerine 6, y yerine 0.
Peki y yerine 0 yazalım. 6 yazarsak eksi 24 olur. Eksi 12 daha eksi 36 olur mutlak değerin içi. Karekökün içine ne yazıyordum? Bir şu y'nin katsayısının karesiyle x'in katsayısının karesini. Yani 3 ile 4'ün kareleri toplamını. 9 artı 16'dan 25 olur. Demek ki 36 bölü 5 çıktı. Bakın hemen uzaklık şurada yazalım. 36 bölü 5. 2 katını al. 72 bölü 10. Yani 7.2'dir. Edirne'den geldi sorumuzun cevabı. 11 numaradayız. Dik koordinat düzleminde A ve B noktaları olduğuna göre K kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi diyor ki X artı Y eksi 7, yani şu doğrudan bahsediyor. Farklı tarafındalarmış arkadaşlar. Şimdi B noktası öncelikle bu doğrunun neresinde? B noktası. Bir nokta bir doğrunun ne tarafında olduğunu anlamak için noktayı denklemde yerine yazarsınız. Bakın X yerine eksi 1, Y yerine 3 yazın. Eksi 1, 3 yazarsam 3, eksi 7. Ne geliyor sıfıra doğru bakalım? Eksi 1, eksi 8, 3 daha. Eksi 5 geldi. Yani sıfırdan küçük mü geldi arkadaşlar? B noktası için bunun sıfırdan küçük olması, B noktası için sıfırdan küçük çıktıysa, farklı tarafında diyorsa A için sıfırdan büyük çıkacak. O zaman hemen A'yı yerine yazıyorum birinci doğruda. X yerine 2, Y yerine K, eksi 7 diyorum. Büyüktür sıfır olacak o halde. Peki K burada dursun. 2 eksi 7 eksi 5'tir. Eksi 5'i de bu tarafa artı 5 diye atalım. K büyüktür 5 bulduk. Hemen şuraya yazıyorum. K büyüktür 5. Tamam. Birinci doğru için konuştuk. K'yı 5'ten büyük bulduk. Şimdi gelelim ikinci doğruya. Bu doğru için de aynı taraftalarmış. Yani B'yi tutup burada yerine yazdığımda sıfırdan küçük çıkıyorsa A için de sıfırdan küçük çıkacak. Yok sıfırdan büyük çıkıyorsa A için de sıfırdan büyük çıkacak. Peki X yerine eksi 1, Y yerine 3 yazıyorum. Eksi 1, eksi 3 olur, eksi 4. Eksi 4, 5 daha 1. 1 büyüktür sıfırda. Demek ki bu nokta büyük yapıyor. O zaman bu da büyük yapacak. Çünkü aynı tarafında diyor. Hemen X yerine 2 yazalım. 2 yazalım X yerine. Eksi K olur. Y yerine K yazdım. Artı 5. Bu da büyüktür 0 olacak. Peki K'yı bu tarafa alırsam 7 büyüktür 0. Yani 7 büyüktür K. Pardon 0 nereden çıktı? 7 büyüktür K. Bakın K ne çıktı? 5'ten büyük olacak, 7'den küçük. Ne var? Bir tek 6 var. Demek ki 11. sorumun cevabı, yani K kesinlikle 6'dır dedim. Evet dostlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda da son testini gömeceğiz analitik geometrinin. Görüşmek üzere. Evde kalın. Sağlıcakla kalın.